Eminim sizin de size şu soruyu sık sık soran arkadaşlarınız olmuştur. Dostum, fazla kalemin var mı? Benimki evde unutmuşum da. Bu soru okul yaşamım boyunca en çok sorduğum soru olabilir. Evet, çok sık sordum bu soruyu ve şanslıyım ki yanında fazla kalemi olan tatlı bir arkadaşım hep vardı. Şimdi benim gibi kişilere bakıp aklınıza şöyle bir fikir, bir iş fikri gelebilir. Fazladan birkaç kalem satın alıp saklarsınız. Ardından kaleme ihtiyacı olan biri olduğunda ona satarsınız. Diyelim ki kalemlerin adedini 10 liraya satın aldınız. Bir gün kaleme ihtiyacı olan bir arkadaşınız size geldiğinde ona şöyle dersiniz. Kalemim var, onu sana 12 liraya satarım. Oo, evet. Ee, alışverişe ben çıktım, zahmetine ben katlandım. Fazladan bu 2 lirayı alacağım tabii dersiniz. İhtiyacı olan arkadaşınız da onu sizden satın alsın. Burada burada nasıl bir olay gerçekleşti? Şimdi buna bakalım. Evet çok etik değildi ama biz işin matematik kısmına bakalım. 10 liraya kalem aldınız. Kalemi aldığınız fiyatın bir adı vardır. Buna maliyet denir. Maliyet fiyatı dendiği de oluyor. Maliyet fiyatı veya tek başına maliyet demek yeterli aslında. Neyse ikisi de olur. Maliyet fiyatını MF olarak kısaltalım. Kalemi sattığınız fiyata da satış fiyatı adı verilir. Gayet mantıklı bir tabir, değil mi? Bir şeyi sattığınız fiyat satış fiyatı diyeceksiniz tabii. Bunu da kısaca SF ile gösterelim. Böylece her kelimeyi tekrar tekrar yazmak zorunda kalmayalım. Burada olduğu gibi satış fiyatı maliyet fiyatından fazlaysa akıllı bir iş adamısınız demektir. SF eksi MF büyüktür 0. Bu ne demektir? Bu aslında SF büyüktür MF demektir. Böyle bir durum söz konusuysa kâra geçmişsinizdir. Sattığınız fiyat aldığınız fiyattan fazla. Peki bu kar ne kadar acaba? Bunu da Sf-Mf işleminin sonucunu hesaplayarak buluruz. Sf 12 idi. Eksi 10 sf eksi mf eşittir 2 lira. İşte bu 2 lira sizin karınız. Satışı farklı bir şekilde de yapabilirdiniz. Şöyle diyebilirdiniz. Ben bu işi sırf eğlencesine yapıyorum. Zaten alışverişe çıkacaktım. Para kazanmaya da ihtiyacım yok. Kalem için bana 10 lira vermen yeterli. Evet nihayet biraz daha etik oldu. Böyle bir durumda satış fiyatı maliyet fiyatına eşittir. Tabii karınız da 0 liradır. Satışı yapmanın bir yolu daha var. Diyelim ki size aniden para lazım oldu. Acıktınız ve kantine gidip bir şeyler almanız gerekiyor ama yanınızda hiç para yok. Üstelik herkes de kalemini getirmiş. Kimse acil bir şekilde kalem aramıyor. O zaman da şöyle dersiniz. Kimsenin acil olarak kaleme ihtiyacının olmadığının farkındayım ama 10 liraya satın aldığım bu kalemi 9 liraya satacağım kalemi olan kişiler bile böyle bir indirim karşısında kendini tutamaz. Neyse şu kalemi alayım bari derler. Böyle bir durumda nasıl bir olay gerçekleşir? Satış fiyatı maliyet fiyatından küçüktür. Böyle bir satışı yapmamızın pek çok nedeni olabilir tabii ama böyle bir satış yaptıysanız zarar etmişsinizdir. Çünkü satış fiyatınız maliyet fiyatınızdan azdır. 10 liraya aldığınız şeyi 9 liraya sattınız. Peki zararınız ne kadar acaba? Maliyet fiyatı satış fiyatından büyük olduğu için şöyle yazarız. Mf-Sf eşittir. 1 lira. Buradaki 1 lira zarardır. İlk durumda SF MF işlemi sonucu bir kazanç yani kar elde ettik. Kar yerine kazanç dendiği de olur. 2 liralık bir kar elde ettik. Negatif sayılar konusunu iyi biliyorsanız bu duruma şöyle de bakabilirsiniz. Küçük bir farklı ayrılsa da buraya kadar gösterdiklerime çok benzeyen bir bakış açısı göstereceğim. Kendinize şu soruyu sorarsınız. 10 liralık maliyet fiyatımdan hareket ederek satış fiyatıma ulaşmak için ne yapmam gerekir? Bu sorunun yanıtı 2 eklemektir. 10 artı 2 işlemini yaparsanız 12'ye ulaşırsınız. Burada olduğu gibi artı 2 işlemi görürseniz bir kar söz konusu olduğunu anlarsınız. Bu karın miktarı da 2 liradır. Burada olduğu gibi artı 0 görürseniz, tabii eksi sıfır da yazabilirsiniz, fark etmez. Böyle bir durumda, yani burada sıfır yazdığında ne kar ne de zarar etmişsinizdir. Satış fiyatı ile maliyet fiyatı farkı 0 liradır. Peki, 10 liradan hareket edip 9 liraya ulaşabilmek için ne yapmamız gerekir? 10 eksi 1. 9'a eşit olduğuna göre buraya eksi 1 yazmalısınız. 10 eksi 1 9'a eşittir. Böyle bir durum söz konusuysa şöyle dersiniz. Satış fiyatıma ulaşmak için çıkarma işlemi yapıyorsam, yani burada bir eksi işareti görüyorsam ortada bir zarar var demektir. Peki bu zarar ne kadardır? 1 liradır. Komik olsa da kimileri buna eksi 1 lira kar diyebilir.